1998 Nobel Edebiyat Ödüllü Portekizli bu yazarın ilginç özellikleri var. Söz gelimi romanlarında baş kahramanlar yok. Sadece roman yazmıyor, şiir yazıyor, deneme yazıyor, tiyatroları da var. Romanlarında ayrıca e, noktalama işaretlerinden sadece virgül ve noktalı virgülü kullanmaya özen gösteriyor. Diyaloglar alt alta ya da karşılıklı değil düz yazı içerisinde veriliyor. Ama bütün bunlara rağmen yani noktalama işaretlerini az kullanması, diyalogları ayrı bir paragrafta karşılıklı olarak vermemesi, işte her şey düz yazı biçiminde bir paragraf içerisinde hatta çoğu zaman satır başı yapmadan bütün bunları anlatması da ayrı bir yetenek olarak dikkat çekiyor. Evet gerçekten de bütün bunları sanki gerçekten bütün noktalama işaretlerini kullanmış, bütün diyalogları tırnak içinde karşılıklı vermiş gibi de bir hava yaratıyor. Yani yetenekli bir yazardan söz ediyoruz. Jose Saramago. Saramago'yu siz Körlük adlı romanıyla da biliyor olabilirsiniz. Tabii birçok romanı var ama belki Körlüğü tamamlayan bir başka roman da Görmek. Görmek aslında bir ülkede geçiyor. Tıpkı körlükte olduğu gibi kahramanları belli değil. Birçok karakter de aslında ismiyle değil statüsüyle, konumuyla anılıyor. Burada adı bilinmeyen bir ülke var. Öyle diyor adı bilinmeyen bir ülke ve bu ülkede bir seçim oluyor. Seçim günü de ya hava yağmurludur ama kimse sandığa gitmiyor. Katılım o kadar düşük ki seçim yenileniyor. Yenilenince de katılım yüksek ama bu kez de oyların %90'ına yakını Boş çıkıyor. Yani beyaz oy dedikleri boş oy çıkıyor. Yurttaşlar boş oy vermişler. Bunun üzerine hükümet acaba bu nedir ne değildir diye araştırıyor. Ve şimdi bundan sonrası size tabii tanıdık gelecek. Hemen e, el koyuyorlar işe ve hemen tabii bir suçlu bulmaya çalışıyorlar. Hemen onu da buluyorlar. Dış güçler. Komplo teorileri. Vatan hainleri. Evet bütün dertleri bu. Kim seçimi sabote ediyor? Neden yurttaşlar bu seçimde boş oy kullanıyor? Niçin daha önce gelmediler diye hükümet işini gücünü, her şeyini bırakıyor buna kafa yoruyor ve tek işi bu oluyor. Bu arada yurttaşlar ne onlar? Yani olağan hayatlarına devam ediyorlar. Yöneticiler o kadar kör olmuş ki kendi çıkarlarını, kendi makamlarını, kendi hırslarını tatmin etmek ve bunları korumak için çalışıyorlar. Başka hiçbir şey akıllarına gelmiyor. Tabii mutlaka bir suçlu yaratmak gerekir. İşte dış güçler dedi olmadı. İşte efendime söyleyeyim, içeriden bir takım ihanet edenler vardır falan filan. Bu tip şeyler yani ne diyelim basiretsizliği örtmeye yönelik ve nedenleri kendi içinde aramaktansa dışarıdaki halkla aramaya yönelik tutumlar burada söz konusu. Burada o kadar ucube, o kadar acayip, o kadar komik şeyler oluyor ki okuyunca şaşırıyorsunuz. Yani her tarafa hafiye sarıyorlar insanların içerisine işte gizli şeyler, polisler, teşkilat, şu bu vesaire. Hatta ve hatta şehrin yerini yani konumun coğrafyasını ciddi ciddi coğrafyayı değiştirmeye kalkıyorlar. Taşıyorlar bir yerlere. İşte ne bileyim bazen şehri abluka altına alıyorlar izole ediyorlar. Ama bütün bunların karşılığında insanlar tabi hala normal sıradan hayatlarına devam ediyor. Çünkü burada gerçeği gören yurttaşlar var. Asıl gören yurttaşlardır. Yöneticiler kördür. Yöneticilerin kör olmasının birkaç nedeni vardır. Tabi romanda farklı şeyler de vardır. Her şeyden önce yöneticiler liyakatlı değildir. Yani düşünen yöneticiler, düşünen yöneticiler yok. Liyakatlı yöneticiler yok. İkincisi yöneticiler birbirlerine hoş görünmek için gerçek nedenleri ortaya sürmüyorlar. Herkes bir üst makama hoş görünmek için bazı hareketler, davranışlar içerisine giriyor. Dolayısıyla gerçek çok fazla fark edilmiyor. Üçüncüsü herkes en yukarıdakini memnun etmeye çalışıyor. En yukarıdakini memnun etmenin yolu da Gerçek nedenleri bilmiyorsanız bir sürü yalan uydurarak onu memnun etmeye çalışmak. Olmayan şeyleri olmuş gibi göstermek. Örneğin halk bu durumdan rahatsızsa hiç de rahatsız değil. Bilakis çok memnun demek. Burada böyle bir şey var. Maalesef işte yani ne diyelim bir halkın diyelim bir ülke insanının bu ülke belli değil. ...bir ülke insanının nasıl e, olumsuzlukları nasıl gördüğü ve bunları nasıl sıradan algıladığıyla ilgili çok şey var. Saramago'nun bu romanını ben sizlere öneriyorum. Sıkılmadan okuyacaksınız. Aslında hep bir beklenti içerisinde olacaksınız. Hani böyle bir e, şey beklemeyin. E, olağanüstü bir kurgu, olağanüstü bir macera. E, böyle bir şey beklememek lazım. Ama okurken düşünmek lazım belki bizim ülkemizin içinde bulunduğu durumdan dolayıdır bu. Hani okurken ben yoruldum gerçekten. Çünkü okurken ister istemez hep bir çağrışımla kendi hayatınıza, kendi ülkenize, kendi yöneticilerinize, kendi insanlarınıza bakıyorsunuz. Bu çağrışım insanı bir süre sonra yoruyor tabii. Ama işte her defasında da bize ne kadar benziyor ya da biz onlara ne kadar benziyoruz demekten de kendinizi alamıyorsunuz görmek aslında bir halkın nasıl hani ne derler tırnak içinde feraseti, ferasetinin ne kadar yüksek olduğunu da göstermesi açısından iyi bir eser diye düşünüyorum. Tabii başka şeylerin de eleştirisi var burada. Daha doğrusu başka şey demeyelim de baştan sona bir eleştirel bir roman bu. Ama bunu bir roman kurgusu içerisinde verdiği için de doğrudan bir makale ya da deneme gibi düşünmemek lazım. Bu romanı okurken çoğu yerde hayflanacaksınız, e, hayıflanacaksınız, çoğu yerde üzüleceksiniz, belki kızacaksınız, öfkeleneceksiniz. Ama dünyada bunlar var mı diye bir soru kendinize sormayacaksınız. Çünkü çok var. Evet bu haftalıkta e, kitap önerimiz bu. Keyifli okumalar diliyorum. Hoşçakalın.